Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde yapılacak olan Anemon Kavşağı düzenlemesi ile ilgili detaylı açıklamayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz verdi. Deniz, kavşakta sinyalizasyonsuz bir şekilde battı çıktı yoluyla geçiş sağlanacağını ifade etti. Öncesinde Gediz Kavşağı'nda akıllı kavşak uygulaması, sonrasında Kanuni Köprülü Kavşak'ta yine akıllı kavşak uygulaması yaptık. Bugün çalışmalarımız da YS Kavşağı ve Lale Meydanı'nda devam ediyor. Burada da akıllı kavşak uygulamamız var. Ve bunların bütününü takip edeceğimiz bir trafik kontrol merkezini de yapıyoruz bugün Ulaşım Dairesi binamızda. Tabii Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla bu Manisa merkezdeki trafik yoğunluğunu nasıl gideriz'i sürekli masaya yatırıyoruz, projelendiriyoruz ve sıkıntı duyduğumuz tüm kavşaklara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Sonrasında Devlet Hastanesi kavşağına da eğiliyoruz. Bununla ilgili de akıllı kavşak uygulamasını orada da yapacağız. Organize sanayi kavşağında da bu servis araçlarının özellikle yarattığı trafik yoğunluğunu azaltmak adına kavşak iyileştirme projesi yaptık. Bu proje tamamlandı. Tabii yine Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Sait Türek Başkanımızla görüşmeler yapılarak Büyükşehir Belediye Başkanımız arasında bu yapılacak kavşak düzenlemesinin organize sanayideki servis trafiğine de çok büyük rahatlık getireceğinden kendileri de bu projeyi üstlenmek istediler. Burada sirkülasyonu sağlayacak sıkıntı veren sinyalin kaldırılmasıyla aslında çıkış noktamız. Çünkü sinyallerde bekleme süreleri çok uzun olduğu için kuyruklanmalara neden oluyor. Biz bu sinyalleri kaldırmak suretiyle sinyalsiz bir kavşağın geçişi için planlama yaptırdık. Dolayısıyla organize sanayi bölgesinden çıkan servis araçları kavşağa geldiğinde battı çıktı yapmak suretiyle, yani hiç sinyale girmeden bir battı çıktı projelendirme işlemi yapıldı. Okul tarafından çıkış ve sonrasında yola katılım şeklinde devam eden bir araç akışı olacak. Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, sinyalizasyonsuz geçişle trafik akışının daha rahat olacağını söyledi. Manisa ve İzmir arasındaki geliş gidişlerde de bu anlamda sinyalize yapılmayacak. Temel amaçlanan zaten sinyalsiz bir geçişti. Çünkü çakışmalar olmayacağı için direkt geçişler sağlı sollu sağlanmış olacak. Tabii yerleşim bölgelerinden de bu kavşağa katılım nasıl olacak derseniz, tabii ki burada da ters U'lar yapıldı. Geliş ve gidişler yine hem merkez yapılacak kavşak battı çıktı olduğu organize sanayi kavşağı ile hem de yerleşim bölgesinin, yani sanayinin ilk giriş noktası olan ve sağ tarafındaki bulunan yerleşim bölgesinin de bu kavşağa katılımları ve yola direkt geçişleriyle ilgili ters U çalışmaları da yapıldı. Dolayısıyla hem o bölge insanları daha rahat çıkışı sağlanacak, hem de organize sanayideki servis trafiğini daha da rahatlatmış olacağız. Geçtiğimiz günlerde hava kirliliği ile ilgili de haberlerin yer aldığını belirten Daire Başkanı Mümin Deniz, bu düzenleme ile kirliliğin de azaltılmış olacağına dikkat çekti. Kavşaklardaki zaten araçların bekletmek hem sera gaz salımlarını yükseltiyor, karbondioksit gaz salımlarını artırıyor, hem de bekleyerek, akaryakıt tüketerek ekonomiye de zarar veriyorlar. Tabii biz bu akışları, trafik akışını rahatlattığımızda hem bu gaz salımları azalmış olacak hem de ekonomiye katkı sağlamış olacak. Çok